Bir yandan iş makinesi ucunda makas var. Makasla kolonları, kirişleri kesiyor. Diğer yandan da altta kepçe zaman zaman o toplanan molozları kenara çekiyor. Şimdi görüntüyü biraz yaklaştıralım. Bahattin Demir'den rica edelim. Çalışmalar ne durumda? Bakın önceki yayınlarda sadece bir bölümü tıraşlanmıştı. Şimdi yıkım iyice ortaya çıktı. Yüksek katlı binaları yıkabilme kabiliyeti olan özel iş makineleri getirildi. Bakın uzayabilen bir iş makinesi. Ucunda da bir makas var. İşte o makasla kolonları, kirişleri, beton blokları kesiyor. Kestikten sonra o bloklar gürültüyle, bakın şimdi olduğu gibi aşağı iniyor. Çevrede düzen alındı. Tabii ortalık toz duman. Bir yandan da soğutma çalışmaları var. Su sıkıyor İstanbul İtfaiyesi güvenlik nedeniyle. Dediğimiz gibi çalışmalar hızlı ilerliyor. Dün akşam başlamıştı ama hava karardığı için ara verilmişti. Sabah 9 itibariyle iş makineleri yeniden motorlarını çalıştırdı ve binanın yıkım işlemlerinin son derece hızlı yürüdüğünü söyleyebiliriz. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum çevredeki binaları kontrol ettiklerini ve 8 bina hakkında yıkım kararı verdiklerini ama Yunus Apartmanı'nın biraz daha acelesi olduğunu söylemişti. Bölgede birçok apartmanın deniz kumuyla yapıldığı tespit edildi. Ama belli ki bu deniz kumu oranı ya da mevzuata uygun olmayan bir yapı söz konusu olduğu zaman Yunus Apartmanı'nın diğerlerine göre biraz daha kötü durumda. Zaten yıkım kararının aciliyetinden de bunu anlıyoruz. Öyle ki çakıllar, deniz kumları, midye parçaları, hatta deniz salyangozları dahi bütün binanın kumuna karılmış. O şekilde binanın içinde, beton içine yerleştirilmiş. Yani parçalanmadığını dahi gördük. Büyük deniz salyangozlarının, midye parçalarının, deniz çakıllarının. Tabi belli bir işlemden geçtikten sonra aslında deniz kumu kullanılıyordu ama sudan geçirildikten sonra, tuzdan arındırıldıktan sonra demirlere korozyon yapmayacak şekilde kullanıldığını biliyoruz. Ama belli ki bu mevzuata da uyulmamış. Çünkü son derece çürük bir yapıdan bahsediyoruz. Üstüne üstlük bile çok katlı. Zemin katı dahil 11 katlı bir apartman Yunus Apartmanı. Çevredeki binaları kontrol edilirken numuneler alındı. Biz o numunelere de dün bakmıştık pazar günü. Ve o numunelerin alındığı yerde dahi midye kabuklarını görmüştük. Ama Yunus Apartmanı'nın durumu biraz daha vahim durumda. Deniz salyangozlarını dahi o fotoğraflarda görmek mümkün.